Sakarya Park'a, Sakarya'daki Sakarya Park'a yeni yapılan projeyle gördüğünüz gibi bunlar artık ne yapılabilecek? Nehir üzerinde insanlar bunların üzerine binip, bu kuğuların üzerine binip ne yapacaklar? Yürüyebilecekler. Ama buranın özelliği, daha önce bu su çamur halindeydi, çok kirliydi. Yani bakmak bile zevk vermiyordu. Şu anda ortada bir arıtma tesisi var, çamuru arıtan bir tesis. Bakalım nasıl çalışıyor. Evet, borular var herhalde orada. Evet, çamuru ne yapıyor sürekli olarak? Temizliyor. Gerçekten temizlenmiş, masmavi bir görüntü almış. Geçen sene çamurlu halini çekseydik aslında daha iyi anlayabilirdik. Şu an, evet. Bir yürüyelim bakalım. Sakarya Park'a ne kazandırmış bu? Gerçekten öncelikle ileride şu yukarıya çıkıp da burayı seyretmek herhalde daha keyifli olmuş. Akşam vakti ilerliyor. İnsanlar pandemi dönemi, cumartesi pazar yasağından sonra dışarıya çıktılar. Açık alanlar, parklar, mesire yerleri büyük ilgi görüyor şu günlerde. Gündüz hava oldukça sıcaktı, bunaltıcıydı. Bu tesisler açılacak yakında, bu nehir sehpası. Kahvaltı, yemek. Burayı sanırım belediye işletiyor. Bunlar açılacak yakında. Buralar inşallah canlanacak. Evet, şimdi su arıtmayı daha iyi görüyoruz. Su arıtmayı daha iyi görüyoruz. Şöyle bisikletimizi de koyarsak, biz de bisikletle dolaşıyoruz bu arada. Evet. Gördüğünüz gibi bakın şu çamurları görüyorsunuz şimdi. Ve şurayı gösterelim. Geçen sene böyleydi bu. Şu kenardaki renk nasılsa çamur halindeydi. Bu belki daha da kötüydü yani. Ama ne yapmışlar? Arıtmaya başlamışlar. Ama bu arıtma cihazının sürekli çalışması gerekiyor. Çünkü Sakarya nehri bu ne taraftan geliyor bu? Eskişehir'den gelip şu tarafa gidiyor değil mi? O tarafa doğru gidiyor. Sanki yokuş mu çıkıyor ne dedi? Bana sanki yukarıdan aşağı iniyor, o tarafa gidiyor gibi geliyor ama şu tarafa doğru gidiyor. Necip Fazıl'ın neydi satırlar? Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Bir de perçinen yük binmiş gövdesine, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Evet, sanki yokuş çıkıyor. Eskişehir rakım daha yüksek. Şu arıtma cihazın tamamen temizlenmesi gerekiyor. Tamamen çalışması gerekiyor. Hiç durmaması lazım. Durduğu anda burası gene 2 günde kirlenir. Çünkü nehri Eskişehir'den gelirken bulanık halde su geliyor. Bu tesis güzel düşünülmüş. Burası tabii, burayı arıtmaların sebebi insanlar burada ne yapabilsin? Şu bunlara ne deniyor artık? Kuğu şeklindeki sandal diyelim. Sandallara ne yapabiliyorlar? Geziyorlar. Ama bu projenin devamı da olabilir sanıyorum. Belki buralar zaman içinde ne yapılacak? Şuralar falan bakın doldurulmuş. Şuralar otlar falan temizlenecek. Belki karşıya bir bağlantı kurulacak. Şu karşıya bir bağlantı kurulacak belki. Karşıda ne var? Elektrik üretme tesisi var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Bugün ay dolunaya yakın Ramazan ayını yeni bitirdik. Şevval ayı 14. güne doğru gidiyor. İleride Düzce yolu. Tabii Düzce Ankara yolu. Düzce devamında Bolu Ankara yolu. İleride Sakarya'dan gidiş yolu. Hemen şurada Sakarya'nın ıslak köfte diyor. Aslında bu ıslama köftesi. Meşhur olan ıslama köftesi. Tereyağlı kızarmış ekmek. Köftenin yanında tereyağlı kızarmış ekmek. Islama köftesi. Sakarya'nın meşhur. Bildiğimiz köfte ama fark olarak bu var.
Evet, Sakarya Park aynen böyle devam ediyor. Şimdi sessizce yürüyelim. Evet. Sakarya Park'ta şöyle yürüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tesisler kapalı. Büyük bir tesis bu. Tabii açıldığı anda insanlar özellikle mevsim itibarıyla da buraya ne yapacaktır? Gene yoğun ilgi göstereceklerdir. Hafta içi de ilgi görecek. Hafta sonu da burası ilgi görecek. Evet. Şimdi şu ekranımızı biraz büyütelim. Şu tesise çok yaklaştık. Evet, işte bu ne yapıyor? Kirli suyu arıtma tesisi. Biraz daha yürüyelim. Şuradan daha yaklaşalım. Şu uçtan şuranın ucuna inip şuranın ucuna geçip yürüyüp yaklaşalım. Evet. Şimdi burada masmavi bir göl havasında, yani şu kirlenmiş eski hali böyle olan, bakın Sakarya Nehri'nin eski hali bu. Eski olan Sakarya Nehri. Şimdi ise insan içine huzur veren bir görünüme ulaşmış durumda bakın. Çamur arıtma cihazı, kirli suyu arıtma cihazı da bu. Işık mı yanıyor yoksa güneşten mi yanıyor? Bilmiyorum ama. Var. Şu hortumları görüyoruz. Hortumlarla bu çamurlar dışarıya tahliye ediliyor. Kurbağa sesleri. Evet. Tam kurbağanın sevdiği ortam. Bataklık ortamı. Kim bilir kaç tane kurbağa var. Ve nerede? Şu anda gözükmüyor tabii. Evet, buradan da geliyor sesler. Sardıklardan da sesler geliyor. Evet. İleride de bir sandal yeri gördük. Orayı da yeni ekleme yapmışlar herhalde. O başlangıç noktası. İlk orayı yaptı. Ama ilk burayı yapmışlar. Bilemiyorum. Başlangıç bitiş noktası mı olacak? İnsanlar ya da güvenlik görevlileri, can kurtaran ekipleri olabilir. Yani ne olur ne olmaz. Suya düşer yanlışlıkla. Orada bu ekiplerin yeri de ayrılmış olabilir. Evet. Boruları gösteriyordum. Aynen böyle. Borular dışarıya tahliye ediyor. Sakarya Nehri sanki şu akıntı aşağıya doğru, eskiye doğru akıyormuş gibi gözükse de hayır, Sakarya Nehri zor olanı başarıyor. Rakım olarak kara suya devam ediyor. Karadeniz'e akıyor. Evet. Bir gün bu yaz nasip olursa, eğer gidebilirsek, Erenler Tepe Mahallesi tam bir seyir yeri. Çay başının üstünde. Şu anda küçük küçük evler gözüküyordur belki. Evet, şu an daha güzel. Şuradaki evler gerçekten yüksek bir nokta orası. Şu anda burada biz kısa kolluyuz ama orada mont olması gerekiyor. Üşürüz. Şu anda zaten Haziran ayı tam da gelmiş değil. Evet, Sakarya Park. Şarjımız da yettiği müddetçe Sakarya'nın Kent Park'tan sonra ikinci akla gelen burada da Sakarya Nehri'nin mavileşmesiyle de sanırım daha da öne çıkacak gibi duruyor. Evet, nehir safhası, tesisin tuvalet bölümü,
Burası da başka bir işletmeydi. Ne yazıyor? Göynüklü Ömer Usta. Tabelasını açmış. Göynüklü Ömer Usta burada yoktu ama acaba dondurması mı satılacak burada? Yoksa Göynüklü Ömer Usta mı gelecek? Geçen yıl yoktu, bilemiyorum tabi. Tabelasını asmış. Dondurmasıyla meşhur bu yörede. İleride bir balık tutanlar. Bir kişi ama bayağı bir oltasında salmış. Bakalım. Balık var mı, yok mu? Evet, güzel bir hobi, güzel bir meşguliyet. Balık tutmak. Gayet güzel. Balık var mı? Balık. Efendim? İki tane aldınız. Ay maşallah. Kovada mı? Dokunmayalım oltaya da. Olur. Vay maşallah. Çok güzel ya boyu. Su da buranın suyu mu? Çamurlu hala değil mi? He. Şu anda arıtıyorlar ama gene de bak. Ovanın içinde çamurlu. Hay maşallah, kolay gelsin. Gördüğümüz gibi Sakarya Nehri'nde balık tutulmuş bile. Evet. Burası da şu merdivenlerden inilen bölüm. Burası kapalı bölüm. Büyük ihtimalle burası görevli bölümü. Güvenlik can kurtaran bölümü olabilir ileride. Sakarya Nehri'ni oradan sandallarla gezmek mümkün olacak. Çamurlu haliyle herhalde hiç kimse gezmek istemedi ama şu anda isteyebilir. Bakalım zaman içinde daha da arıtılır, daha da berraklaşır mı, yoksa en fazla böyle mi gider bilmiyorum ama bu hali bile bizi mutlu etmeye yet. Evet. Şöyle yukarıya çıkma bölümü, Sakarya Nehri. Evet, gençler çıkmış oraya. Evet. Biz devam edelim. Necip Fazıl'ın Sakarya şiirine doğru gidelim. Şimdi Sakarya Nehri'ni bıraktık. Sakarya Park'tayız artık. Tabii şu anda oturma yerleri bantlanmış. Oturmak yasak. Ancak bantların sökülme zamanı da yaklaştı. Evet, bisikleti şurada bırakalım. Ben çıkıp geleyim oraya. Bisikleti bırakalım. Hemen 2 dakika çıkayım ve şurayı da göstermeden olmaz. Evet, ilerliyorum. Gülpınar Düğün Salonu. Düğün salonu açılacak yakında. Oo, yaz mevsimi ne kadar güzel. Evet. Güzel bir şekil vermişler çiçeğe. Şunu hala büyüktü. Evet, büyütmüştü. Güzel olmuş. Doğayla iç içe olmak. Çimenlerde buluşmak. Oho, gerçekten çok güzel. Harika. Harika, evet. Harika. Çok güzel olmuş. Evet, yaklaşıyoruz bakalım. Nereye yaklaşıyoruz? Sakarya Türküsü şiirine. Necip Fazıl Kısakırık Üstad'ın Sakarya Nehri, Sakarya Nehri'ne de hitap ettiği Sakarya Türküsü şiirine
Doğru. Yaklaşıyoruz. Evet. Evet, şu anda bu şiirin, tabi bu şiir bayağı uzundur. Bu şiir bayağı uzundur. Bu şiirin alanına geldi. Evet. Eğer sıralı yazmışsa Necip Fazıl Kısakürek, eğer uzun bir şiir bu, İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Evet, bakalım. Aynen burada yakaladım. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım hep yokuşlarda susamak. Akışta demetlenmiş büyük büyük kaynat. Şu çıkan buluta bak, şu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Bir de yük binmiş köpüklerin gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu çıkmak için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz felçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Evet. Devamını hatırlayamadım. Şu sondan 4. satıra kadar geldi. Evet, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Sana mı ey Sakarya, sana mı düştü bu yük? Bu dava öksüz, bu dava harfler maalesef, harfler, bu dava büyük. Evet. Devamında bu dava diye devam ediyor. Bu dava hor, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır? Evet, şiir bu kadar, burada bu kadar alınmış. Kanarya. Evet. Devamında söylemeden olmaz. Sakarya Parkı gösterirken yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Evet. Aslında bu şiiri nerede söylemek gerekirdi? Şurada sahnede okuyabilirdik. Yani tamam, biz okumayalım ama güzel bir yorumcu da gelsin de burada Sakarya türküsü şiirini okut. Okudular mı, okumadılar? Geldi. Evet, burada kim geldi? Serdar Tunçer geldi. Hatırladığım kadarıyla Serdar Tunçer geldi. Okumadı Sakarya türküsü şiirini. Halbuki tam yeri merkezi. O da bilemez tabii. Ne yapmaları lazımdı? Bunu hatırlatmaları lazımdı. Evet. Şimdi tribüne geldim. Evet. Sahnemiz burası. Gördüğünüz gibi ot bürümüş. Artık yasak derken. Şurada sahne kuruluyor. Amfi şeklinde. Burada ne yapılıyor? İnsanlar konseri seyrediyor. Orada ne yazıyor? Evet. Spot ışıklar koymuşlar. Evet, Necip Fazıl'ın Sakarya türküsü şiiriyle videomuzu sonlandırıyoruz. Teşekkürler.